Arkadaşlar merhaba. Bugün 11. sınıf. Şöyle biraz açalım. Tekrar testlerinden 4.sünü çözeceğim. Nevin yayınlamış oldu. Başlayalım. Durgun haldeki asansör içindeki bulunan ilk düzlem üzerindeki cisim şekildeki bir dengededir. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Cisim üzerinde serbest cisim diyagramımızı çizelim. Aşağıya doğru cisim ağırlığı var. Mg. İlk düzlem üzerinde kaymasını engelleyen Fs. Ve ilk düzlemin buna göstermiş olduğu tepki yani normal kuvvet vardır. 3 tane kuvvet vardır. Başka kuvvet yoktur. Şurada alfa diyelim. İlk düzlem açımıza. Mg'yi bileşenlerine ayırırsam bu taraf Mg'sin alfa olur. Şurası Mg kos alfa olur. Tamam, artık Mg ile işimiz bitti. Böyle de çizebilirsiniz. Mg'yi de bileşenlerinize ayırabilirsiniz. İkisi de doğrudur. Eğer burada sistem, daha doğrusu cisim dengede olduğuna göre Mg'sin alfa. Mg'sin alfa. Arkadaşlar zaten ne? Mg kos alfa eşittir. Yani şu şu düzlemde, çünkü cisim hareket etmiyor, burada da hareket etmiyor. Mg'sin alfa Fs maksimumda küçük ya da ona eşittir. Fs maksimum dediğimiz statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Bakalım hangisi yanlış. Yukarı yönlü sabit hızla hareket ederken cisim dengede durur. Doğrudur. Çünkü durgun halde ya da sabit hızlı haldeki durumlar aynıdır çocuklar. Çünkü cisim üzerinde net kuvvet her iki durumda sıfırdır. O zaman E'yi de eleyelim direkt. Asansör yukarı yönlü hızlanırsa cisim eğik düzeyinin alt ucuna doğru kayar. Şimdi yukarıya doğru A ivmesiyle hızlandı. Aşağı doğru bir F eylemsizlik hissedilir cisim üzerinde. Bu F eylemsizlik de bu cismi eğik düzlemin alt ucuna doğru kaydırır diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü bu F eylemsizlik çocuklar Mg'sini alfayı tam etkileyecektir. Ama Fs'yi de etkileyecektir. Ezbere çözmeyin. Cevap anahtarı D diye. Tamam, bunu herkes yapıyor. Biz de yapıyoruz ara ara. Direkt ya o zaman bu A, B, C, E yanlıştır. Pardon, doğrudur. Cevap o zaman D'dir diyemeyiz çocuklar. Ben elimden gelince anlatacağım. Burası fizik bilen kişilerin kanalı çünkü. Aşağı doğru F eylemsizlik. F eylemsizlik de çocuklar A cinsinden yazarsam yukarıya doğru hızlandığı için aşağıya doğru eğimimiz, yeni bir eğimimiz A'dır. Bir de G vardır. Şu denklemi yazarsam bu birinci durum olsun. İkinci durumda Mg artı A sin alfa. Bir defa Mg'sin alfanın daha büyük olması lazım. Tam A arttırdı. Şimdi Fs çocuklar eğik düzlem üzerinde Kmg kos alfa yazabilirsiniz. Çünkü ne? Mg kos alfa eşittir. Buradaki G'yi artık bir de A eklenmemiş mi? Bir de eklenmişti. O zaman K çarpı M çarpı G artı A kosinüs alfadır. Gördüğünüz gibi G artı A'lar birbirini götürüyor. Götürdüğünden dolayı cisim yukarıya doğru hızlansa bile yine pardon asansör yukarıya doğru hızlansa bile cisim tekrar dengede kalır. Eğer fikriniz böyle başka bir fikriniz varsa, yani hocam yanlış söylüyorsunuz diyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Bence bu yanlış. Hatta kesinlikle yanlış. Şimdi bakalım üçüncüye. Asansör yukarı yönde yavaşlayarak hareket ederse cisim eğik düzlemin üst ucuna doğru kaymaya başlar. Çocuklar biraz karıştırdık. Bu soruyu uzun çözeceğim. Tamam. Bir sonraki sorularda hızlanacağız artık. Birazcık bu soruyu dinleyin çünkü. Mg'sin alfamı yazdım buraya. Şimdi şurada Fs vardı. Şimdi yukarıya doğru F eylemsizliğimiz var. Neden artık yukarıya doğru yazdım? Eğer adam yukarı yönlü yavaşlıyorsa eğimem yukarıya doğrudur. Ve hareket konumu korumak istediği için F eylemsizlik de yukarıya doğrudur. Şurada F eylemsizliği, o zaman şuraya yazdım çocuklar. F eylemsizlik. Fs ne tarafa doğrudur ona bakacağız şimdi. Çocuklar bu F eylemsizliğin iki tane bileşeni vardır. Biri böyledir, biri şöyledir. Tamam. Daha doğrusu F eylemsizliği eğik düzleme paralel ve eğik düzleme dik olacak şekilde bileşenlerini ayırdım. Şurası alfa ise şurası da alfadır. Geometriden görebilirsiniz. O zaman şurası F eylemsizlik sinüs alfadır. Şurası F eylemsizlik kosinüs alfadır. Adamın üst uca gitmesi için F eylemsizlik sinüs alfanın yani Mg'sin alfadan ve Fs'den büyük olması lazımdır. Artı Fs bu tarafa yönelik doğrudur çocuklar. Normalde dengedeyken Fs Mg'sin alfanın tersi yönündeydi. Artık işin içerisine F eylemsizlik sinüs alfa girdiği için Fs'nin yönü değişir, böyle olur. Yazalım. Bunun büyük olması lazım demiştim. F eylemsizlik M'sin alfa büyük olmalı. Mg'sin alfa, özür dilerim çocuklar şey için ya, yazı için. Çünkü mouse'la yazıyorum, tam beceremiyorum. Artı Fs. F eylemsizlik dediğimiz M çarpı A'dır.
Şurada şey yoktu, ne yoktu? Sinüs alfa. Mg sin alfa artı efse. Efseye bakalım bir de. Arkadaşlar şöyle de bir mg kos alfamız vardı. Doğru mu? Şimdi efse demek k çarpı ne demektir? Yani mg kos alfa eksi fe kos alfa demektir. Ben birazcık uzat şey yapıyorum, hızlıca yapıyorum. K çarpı m çarpı kosinüs alfa g eksi a'ya denk gelir burada. İsteyen şey yapabilir, deneyebilir. Tamam. Gördüğünüz gibi m a sinüs alfa şu denklem, sağdaki denklem, daha doğrusu soldaki denklem. Hayda, ne yaptık ya? Özür dilerim. Soldaki denklem çocuklar sağdaki denklemden büyük olabilir. Tamam. Şurası daha büyük olabilir. Daha büyük olabildiği için bu adam yukarıya doğru gitmeye başlayabilir. Kesinlikle değildir. A yeterince büyükse, şuna doğru demiştik, buna yanlış demiştik. Uçu doğru doğru kayabilir. Asansör aşağı yönlü hızlanarak hareket ederse cisim eğik düzlemin alt ucuna doğru kaymaya başlar. Bakın çocuklar, yukarı yönlü yavaşlamakla aşağı yönlü hızlanmak aynı durumdur. Yani şu durumdur. Tamam. O halde bu adam aşağı alt uca doğru kaymaya başlama ihtimali yoktur. Cevap D demiş. Bence B de yanlıştır. Hızlanacağız. Tahta çubuk menteşe öz etrafına rahatça dönebilmektedir. Kale yayları çubuğa bağlanıp K yayı tavana, L yayı zemine. Tamam. Çünkü K'yı sağ böyle bağlamışız. Z'yi böyle yapmışız. Sonra servisi bıraktığımda K biraz uzamış. L biraz sıkışmış. Denge gidiyor. Çubuk, tahta çubuk elle biraz aşağı yönlü itilirse, aşağı yönlü ittiğim zaman ne olur? Arkadaşlar bu uzamıştı biraz daha uzar, bu sıkışmıştı biraz daha sıkışır. O halde K yanı potansiyel enerjisi artar. Evet, yay potansiyel enerjisi demek istiyor galiba. Esnek potansiyel enerjisi 1 bölü KX kare olduğu için ve X arttığı için artar. L yayını potansiyel enerjisi azalır. Bunu da yay potansiyel enerjisi demek istiyor, esnek potansiyel enerjisi. 1 bölü 2 KX kareydi, bu daha çok sıkışacağı için bunu da artar olması lazım. Tahta çubuğun potansiyel enerjisi artar. Tahta çubuk yere yaklaştığı için kütle merkezi potansiyel enerjisi, yer çekim potansiyel enerjisi, kütle çekim potansiyel enerjisi azalır olmak zorundaydı. Cevap yalnız Adana geldi. Geçelim hemen ikinci sorumuza, ikinci sayfamıza. Şunu aşağıya almak istiyorum. Ne demiş? Sorular o kadar uzun ki ekran almıyor ya. Hız zaman grafik şekilde gidiyor. Bakalım şuraya sıfır değil. Bunu falan yazmanız lazım ya. Sorular çok düzensiz hazırlanıyor. Cisim hızlanmış, hızlanmış, sabit hızla, sabit eğimeli hızlanmış, düzgün hızlanmış. T anından sonra sabit hız hareket etmiş. Yani eğimi sıfır olmuş. Hangisine, hangilerine ait olabilir? Bakalım sürtünmesi eğik düzlem tepesine serbest sırık bir yere inen cisim. Yere inen diyor çocuklar. Yere indikten sonraki hareket demek ki yok. Burada cisim sürekli hızlanır. Yani şu T olur. Bundan sonrası olmayacağı için birinciyi almadım. F kuvvetiyle harekete geçen ve bir süre sonra sürtünme yüzeye giren cisim. F kuvvetiyle şuraya A noktası diyeyim, şuraya B noktası diyeyim ve AB arası sürtünmeli olsun. Şurası da O noktası olsun, OA arası da sürtünmesi olsun. OA arasında F kuvveti sabit olduğu için sabit ivme ile hızlanır. Yani şurası olur. Daha sonra şuraya geldiğinde F sürtünme sola doğru F olsun. Sağa doğru bizim uyguladığımız F kuvveti var. Bunlar birbirini götürür ve bu adam sabit hız hareket eder. Yani olabilir. Yeryüzüne oldukça yüksek bir noktadan bırakılan cisim. Şimdi yeryüzünde oldukça yüksek bir noktadan bırakılan cisim. Çocuklar, limit hızda grafiğiniz böyle değildir. Limit hızda hız zaman grafiğimiz şöyledir. Şöyledir. Tamam. Çünkü aşağıya doğru mg vardır. Bu adam hızlandıkça hava direnci F, D diyelim. K çarpı A çarpı V üzeri n'dir. Üniversite, akademide n diye geçer. Biz bunu lisede kare diye alıyoruz. Hızlandıkça çocuklar F direnç artar. Yani bunun üzerindeki net kuvvet gitgide azalır. Parabolik şekilde olur. Tam bunun cevabı anahtarı siz söyleyin. 1, 3 demiş. Pardon, hangisine ait olabilir demiş. Biz, pardon, 2, 3 demiş. Çünkü 1'e biz yanlış demiştik. Zaten 2'ye doğru demiştik. Ben buna şey yapmıyorum ya. Şöyle bir durum belki olabilir mi bilmiyorum. Bu cisim hızlandı hızlandı, sürtünmesi havadan geldi. Sonra bir anda hava sürtünmesine girdi. Hızı girdiğinde de tam şu V oldu. Yok ya, buna ben şey diyorum, yalnız 2 diyorum. Cevap anahtarına inanmıyorum çocuklar. Tam dilinin biri kuyuya taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor durum var ya. Ya limit hız formülü bu çünkü bu. Yeterince yükseklikten bıraktığın cisim böyle hareket eder kardeşim. Kızmak yok. Bakalım.
Biraz büyütelim artık bunu. Onda ilk oldu 4 soru, 3 soru çözdük ya. Eşit kütleri yazdık. M. Kardeşler, ah tamam, bu hızlarla bu yönlerde gidiyormuş. Ortak kütle yapışıyorlarmış çocuklar. Esnek olmayan çarpışma. Kaçlık hızla hareket eder? Bakın çocuklar. Şu iç ters açılardır. Kütleleri M, hızları 10. Demek ki bu momentumlar başlangıçta birbirini götürür. Bunlar ters değildir. Çünkü iç ters açılar 53, şurası da 53 olmalıydı ama burası 37 derece. Demek ki ben bunun bileşenlerini ayırırsam aşağıya şurası 53'tü. 9m yapar. Tam sağa 12m yapar. Şunun bileşenlerini ayırırım yukarıya ve sola. Şurası 37 dereceydi. Burası 20 idi. Şurası 12m yapar. Tamam. Şurası 16m yapar çocuklar. Şimdi başlangıçtaki sistemdeki toplam momentum zaten bunlar birbirini götürmüştü. 12m nerede birbirini götürür? İlk toplam momentum yukarıya doğru 7m kalır. Yapıştıktan sonraki son toplam momentumda momentum korunacağı için yukarıya 7m olması lazım. Esnek olmayan çarpışmada ilk momentum son momentum eşittir dedik ve son momentum hem toplam çarpı ve ortaktır. Hem toplam 4m, zaten 4 tane kütlemiz var ve ortak. Bunlar gitti ve ortağımız 7 bölü 4 geldi. Yön ne tarafı doğrudur? İlk momentum yönü 16'ya 9 yukarıyadır ve o yüzden artı y'dir. Geçelim diğer sayfamıza. 5. Şöyle alalım hemen. Akıntı hızının her yerde aynı olduğu kıyı paralel d genişliğinde bir nehire tamam ve hızıyla yürüyen yüzücü k noktasına ulaşmak istiyor. Bakın çocuklar, akıntı hızı varsa bu adam yer suya göre hızı da v olduğu için hiçbir zaman k'ya ulaşamaz. Akıntı hızı sağa doğruysa k'nın sağında gider, sola doğruysa sola doğru gider. Yani k'nın solunda hızı karşı kıyıya çıkar. Akıntı hızı artı yönde ise yüzücü k noktasının artı yönünde uzakta bir artı yönde uzakta bir nokta karşı kıyıya çıkar. Allah aşkına şu cümleye bakın ya. Artı yönde uzakta bir noktada karşıya çıkar. Evet, öyle çıkar çocuklar. Tamam, güzelim Türkçemizi böyle x kadar sürüklenir bu. Doğru. Nehrin akıntı hızı yüzücünün suya girme hızından büyükse. Tamam çocuklar, yani V akıntı V'den büyükse. Karşı kıyıdan çıkış noktası ile K noktası arasındaki mesafe D'den büyüktür. Bu birazcık daha düzgün. Çocuklar, sürüklenme miktarı V akıntı çarpı T'dir. Bu adamın düşey hızla düşey yolu alır. Yani D eşittir V çarpı T yazabilirsiniz. T'ler aynıdır. V akıntı V'den büyük olduğu için X D'den büyüktür. Yani bu cümle doğrudur. Akıntı eksi yönünde ise yüzünün yere göre hızının büyüklüğü V'den küçüktür çocuklar. Akıntı eksi yönünde olsun artı yönünde olsun fark etmez. Bu böyle girdiyse eğer direkt A'dan çıkması için akıntının hızı eklendiği anda artık yere göre hız direkt hipotenüs olur. Hipotenüs olduğu için yere göre hız suya göre hızdan kesinlikle büyüktür. Yere göre hız hayır, yanlıştır. Cevap bursatik. Bakalım kaledirdirdi tamam. Çocuklar 2019'da buna benzer bir soru sordular. Tamam. Kalecisi 60'ız bu şekilde. O noktasına çarpmış. 4 haçtan haçlanmışız. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Bakalım. H eşittir 1 bölü 2 GT karedir çocuklar. G ve 1 bölü 2'yi alırsam H yüksekliğimiz bizim T orantımızı verir. Ki her tarafı kare köküne aldığımızda kök H demek ki T ile orantılıdır. 4 H'ı köke alırsam bunu 2T dersek kök H T diyebiliriz. Çünkü birincisi doğrudur o yüzden. XK mesafesi XD mesafesinin 2 katıdır. XK için yazarsanız formülü VK çarpı 2T'dir. XK diyelim şuraya. XL için yazarsam VL çarpı T'dir. Şimdi ben çocuklar T'leri biliyorum ama atış hızlarımı bilmediğim için bunun bir şey söyleyemem. Nasıl söylerdim? V deseydi olurdu. VK hızının büyüklüğü V hızının... Hayır canım, ne münasebet ya. Okumayalım bile onu. Ne demiş? Serbest düşmeye bırakılan cisim V hızıyla çarpmaktadır. A noktasından geçme hızı VA olduğuna göre VA hızının büyüklüğü V hızının büyüklüğünün kaç katıdır? Bakın çocuklar, bunu atışlardan çözmeyin. Bunu enerjiden çözün. Enerjiden çok daha basit çıkacak. Yani her atış sorusu böyle atışlardan H'tir 1 bölü 2'ye T kare işte X eşittir 1 bölü 2'ye T kare falan hiç gerek yok. Tamam, hiç gerek yok. Enerjiden rahatlıkla çıkar. Şuraya H dersen burası da H'tir. Şimdi başlangıçta bizim bir kinetik enerjimiz yok. EK'm 0 çünkü serbest düşmeyi bırakmışım.
Bu a'ya geldiğinde bu adamın bir kinetik enerjisi vardır. 1 bölü 2 m ve a'nın karesi. Bu kinetik enerji şu arada kaybettiği potansiyel enerji kadardır. Yani mgh'tır. Birinci denklem bu. Hemen ikinci denklemi yazıyorum. Yere çarptığında da 2 mgh. Yani yere çarptığında bir kinetik enerjisi vardır. 1 bölü 2 m v karedir. Tam yere çarpması çünkü v idi. Bu da 2 mgh değildir. Çünkü kaybettiği potansiyel enerji 2 mgh. Taraf tarafa bölerseniz v a diğerinin 1 bölü kök 2'lisi gelir çocuklar. Matematiğini size bırakalım. Tam şunlar gidiyor işte. 1 bölü kök 2 zaten gözüküyor. Bu yazık görürsünüz. 1 bölü kök 2 kök 2 bölü 2'dir. Ne kolay bir soru. K bölgesi 20'lik hızla atıldığında bak şunu falan yazmaları lazım. Soru kökü şekil varsa onun üzerine eklenir çocuklar. 20'lik hızla atılırken L bölgesi 40 ile atılıyor. Tam 40 metre bir saniye hızla atılıyor. Ve bu bölgeler 1 saniye sonra KL topları yapışıyor. Şurada yapışıyormuş. Bak sürtünme ile ilgili bir şey söylememiş. Ya sürtünme varsa bu soru çözülmez o zaman yani çözemezsiniz. Neyse. Yukarıya çocuklar 1 saniye sonra bunun hızı 30 olur. Kütleleri için ne demiş? Kütleler eşit. Şuna M dedik, buna da M dedik. Yukarıya 30 m ilk momentum vardır L için. Bunun sağa 20 m ilk momentum vardır. Ve düşeyde 10 m vardır. Çünkü 1 saniyede aşağıya 10 hızla iner. Şöyle yaptığım zaman yukarıya 20 m kalır momentum ve sağa 20 m kalır. Toplam ilk momentum çarpışmadan hemen önceki ilk momentum 20 kök 2'dir. Çocuklar bunu herhangi bir YouTube kanalına çok rahatlıkla sorunun çözümünü dinleyebilirsiniz. O yüzden hızlı gidiyorum. Siz benim kanalımda birinci sorunun çözümünü dinleyin, tamam? Toplam kütlemiz 2m çarpı v ortak. Buradan 10 kök 2 gelir ve gördüğünüz gibi çapraz yani kuzey doğu yönünde. Tabi daha sorularımız var. Benden dinleyin canım, bir yere gitmeyin. Umarım takılmadı bu. Hayda. Arkadaşlar bu takıldı. Ha takılmadı. Tamam. Özür dilerim bu kısım. Bu bilgisayar yarı yolda bırakacak bizi herhalde ya. Eşit kütleli hemen yazdık. Hepsine M yazmaya uğraşmayın. Farklı uzatmalarına sorun. Buna göre hangileri doğrudur? Yere göre potansiyel enerjisi en fazla P'dir. Evet doğru. En yüksek o çünkü. Yer çekim potansiyel enerjisi. Gerilme kuvvetinin en büyük olduğu ip kablisinin ovalı oluşacaklar. Şimdi yere yakınlık bizim G'mizi değiştirmediğini farz edersek bu yanlıştır. Neden? Çünkü aşağıya doğru hepsinin ağırlığı MG'dir. İp gerilimleri de MG'ye kadardır. Tamam. Çünkü sistem dengede aşağıya doğru MG var. İp gerilimleri de MG'ye kadar. Hepsinin ip gerilimleri aynıdır. İpler kesiminde N bilgisinin yere çarpma hızı. Tamam. L bilgisinin yere çarpma hızından büyüktür. Şimdi yere çarpması yine enerjiden düşünürsek MG'dir 1 bölü 2 M kare. Tamam. M'ler gitti. G zaten sabit. 1 bölü 2 de sabit. Gördüğünüz gibi yere çarpma hızı yüksekliğe doğru orantılıdır. N daha yüksekte olduğu için L'den doğrudur. İpler aynı anda kesildiğinde N bilyesi P bilyesinden daha sonra yere çarpar. Çocuklar daha yüksekte olan daha son, siz söyleyin aynı anda kestim ya. Yüksekte olan en son yani daha sonra yere çarpar. Bu yanlıştır. Cevap 1-3'tür. Cevap anahtarı yanlış değilsem 1-3-4 diyor yanlış söylüyor. Ali, Ayşe, Mehmet adlı 3 kişi yeşil ışık yandığında aynı anda harekete geçiyorlar. Doğu yönünde ilerleyen araçların kısa bir sonraki anlık konu nasıl? Kısa bir süre sonra gidiyor çocuklar. Trafik ışığı ve verilen an arasında gerçekleşen hareketi çocuklar bakın. Aynı anda harekete başlayan adamlardan Ali en önde ve Ali. Daha sonra ve Ayşe. Daha sonra ve Mehmet varmış. Demek ki en hızlı ve Ali'dir. Hangileri doğrudur demiş. Mehmet Ali'yi doğu yönünde uzaklaşıyormuş gibi görür. Şimdi V bağıl hareket sorusu bu. Bir şeyler yaptık vallahi. Şimdi çocuklar V bağıl eşittir. V cisim eksi V gözlemcidir. Yani gözlemci cismi bu şekilde görür diyor. Bağıl hareket gördüğü durum demek. Gözlemci ters çevir cisimle topla bağıl hareketi bul. Ters çevirmek demek vektörlerde. Yani çıkarmak demek ters çevirmek demektir. Mehmet Ali'yi demiş. Mehmet'i ters çevirdim. Solu oldu. Ali sağa kaldı. Ali daha büyük olduğu için hız büyüklüğü doğuya doğru bir vektör kalır. Yani bu doğrudur.
Ayşe Mehmet'i batı yönünde hareket ediyormuş. Ayşe'yi ters çevirdim tekrar sefer. Sefer batı oldu. Mehmet doğu. Ayşe daha büyük olduğu için batıya bir vektör kalır. Bu da doğrudur. Ali Ayşe'yi batı yönünde uzaklaşıyormuş görür. Ali'yi ters çevirdim. Çocuklar sola batıya Ali kaldı. Sağa Ayşe'nin kendi hızı kaldı. Öyle yapıyordum ya. Ali daha hızlı olduğu için batıda bir vektör kalır. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Geçelim. Çok güzel, çok geçti bu. Soruların maşallahı var. Bir hareketliğe ait ivme zaman grafiği zaman günü konusu aynı şekilde ikilidir. Şimdi bakalım çocuklar, ivme zaman grafiği. Adamlar sıfır hızı yapmaktan. Neyse. İvme zaman grafiği. Şurada eksi bir ivmemiz var. Gitgide yavaşlayıp bir süre sonra cisim, size söyleyeyim, hızı sıfır olmuş ve düzgün yavaşlayanın konum hareket. Tam artı yönde düzgün yavaşlayan. Hangilerine ait olabilir demiş. Aşağıdan yukarıya fırlatılan topa olabilir. Neden olmasın? Çünkü gitgide ivmemiz aşağı doğru, hızımız yukarıya doğru gitgide azaldı. Olur. Serbest sürmeye bırakılan top olamaz. Çünkü serbest sürmeye bıraktığınız top, siz söyleyin, gitgide hızlanırdı. Olmaz. Burada yavaşlamış. Sürtünmeli yüzeyde hareket eden küp. Sürtünmeli yüzeyde hareket eden küp olabilir mi? Olabilir çocuklar. Neden olmasın? Sağa doğru hareket ederken sola doğru bir ivmemiz var yani. Eksi ivmemiz var. Gitgide yavaşlayıp duruyor. Olur. Yine bir sorumuz daha. Soruyu atlamadık değil mi ya? Burada tek soru vardı. Evet, tek soru varmış. Güzel, bu da hızlandı. Şimdi yatay ve düşey düzlemde aynı anda hareket eden cisimlere iki boyutta hareket eden cisimler denir. Böyle bir şey yok, tanım yok. Bu cisimlerin hareketleri incelenirken yatay ve düzlemde tamam, grafikler çiziyormuşuz. Bakalım çocuklar, ivmemiz eksi G düşeyde, evet. Adımı atmışız yukarıya doğru. Gitgide yavaşlamış, bir süre sonra hızı sıfır olmuş. Daha sonra aynı hız büyüklüğüne gelip yere çarpmış. Yukarıya çıkarken artı yönde yavaşlamış. Aşağı inerken x yönde, size söyleyeyim, hızlanmış. Yatayda yatayız. Sabit olduğu için ivmemiz sıfır. İvmemiz sıfır. Evet, doğru. Bu bir klasik eğik atış şeyidir. Yatay atış olamaz. Yatay atış neden olamaz çocuklar? Düşey hız sürekli eksi olurdu. Tamam. Bu olurdu yatayda. Düşeyde de sadece hızlanan olurdu. Şu kısım olmazdı. Tepe üzerinden eğik atış. Şimdi bu adamı attığım hızla yere çarpmış ya. Buradan uyanabilirim çocuklar. Bir de şu konumu da şöyle düşünürsek. Burada yer değiştirmesi şöyle olması lazımdı. O halde tepe üzerinden eğik atış da olmaz. Yarım saatte bitireceğim ben bu testi. Bak, 8 dakikada çözeceğim hepsini. Mesela bu. Akıntı hızı sabit ve 3'müş. Tamam, akıntı hızımız bu. Cisimlerin hızlarını vermiş. Neye göre hızlarını vermiş? Suya göre hızlarını vermiş. Yere göre hızları. Çocuklar, şunların bileşen uçlarını ekleyeceksiniz. Akıntı hızlarını. 3, 4, 5. Bunun yere göre hızı 5. 3, 2 daha 5. Şimdi şunun bileşenlerini ayırsaydık. Şurası 3 olurdu. Şurası 4 olurdu. Bu üçler birbirini götürür. Bunun ikisi 4. Cevap demek ki D. Sürtünmesiz eğimleri farklı olan iki yönünde, tamam. Hangileri yanlış? Şimdi bakalım çocuklar, şuraya sıfırımızı yazalım yine. Şuradaki eğimimi ben bulabilirim. Buradaki eğimi 2'dir. Tamam. Şuradaki eğimi 5 bölü 2'den 2,5'tur. KL noktaları arasını 5 saniye almıştır. Evet, 5 saniyede almıştır. Doğru. Cisimin KL noktaları arasındaki ivme büyüklüğü, LM arasındaki ivme büyüklüğü, KL arasındaki ivmesinden büyüktür. Doğrudur. 2,5'a 2, çünkü büyüklük dese daha güzel olurdu ivmesi yerine. KL noktası arasında mesafe, LM arasındaki mesafe eşittir. Çocuklar, zaman grafiğindeki alanımız, tam ya da şeyden de yaparız, ortalamamızdan da yaparız. Bunun buradaki ortalama hızı, siz söyleyin, 5'tir. 5 kere 5'ten 25 alır. Bunun buradaki ortalama hızı 12,5'tur. 2 ile çarparsak 25'tir. Doğrudur. Hareketi boyunca cisim ortalama hızı 5'tir. Ortalama hızı bulabilmek için toplam yer değiştirmeyi geçen süreye biliriz. 25-25 de yer değiştirmemiz 50 bölü 7 olmalıdır. O yüzden yanlış. Menüs'e ulaşması için geçen süre 7 saniyedir. Ya bilemeyiz ki tam. Neyse, biliriz herhalde ya. Şimdi çok da yorum yapmayalım. 6 dakikamız kaldı. 3 sorumuz kaldı. Çözeceğiz. Yetişeceğiz. Öleceksin. Sürtünmesi Cem Yılmaz her şey çok güzel olacaktı diyordu ya.
Sürtünmesiz düzen. O neyse konuşmayalım. Cisimlerin arasında kale tekerle tamam başlanıyor. Araçlar hareket halindeyken kale araçları arasındaki ip kopuyor. Kale araçlarına ait hız zaman grip şekildeki gibi oluyor. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi çocuklar. Bakalım. Ya bizim süt sorumuz vardı. Onu geçtik mi biz ya? Bugün Emre ile çözmüştük hatta biz onu. Neyse bu sorudan sonra bir bakalım çocuklar. Tamam ne demiş? T anda ip kopmuştur. Bu adam çocuklar bakın. Kendi halinde düzgün hızlanıp gittiği anda şurada ip kopmuş. Artık L'nin hareketi şu olmuş, K'nın hareketi şu olmuş. Evet, ip T anda kopmuştur. Kale araçların kütleleri eşittir. Şimdi bakın. T anına kadar V hızı olmuş. Sonra T2 T anında hız V'den 3V'ye çıkmış. Yani şuradaki ivmimizi A dersek buradaki ivmimiz 2A'dır. Neden? V bölü T, 2V bölü T. Başlangıçta F kuvvetimizi yazıyorum. F eşittir. MK artı ML çarpı A. Daha sonra kestim. Artık K'nın üzerinde bir kuvvet yok. O yüzden sabit hız hareketli. L'nin üzerindeki tek kuvvet F. Ve ML çarpı L'nin ivmesini ne bulmuştum buradan? 2A. Buradan oranlarsanız çocuklar size ödev olsun bu. MK ML'ye çıkar. F eşittir MK artı ML çarpı A. Yazı iğrenç olduğu için söyleyeyim. F eşittir ML çarpı 2A. Oranladık. F'ler gitti. A'lar gitti. MK eşittir ML'ye çıktı. 0,2 T aralığında KL araçların yer değiştirmeleri eşittir. Hız zaman grafiğine bakıyorum. 0,2 T arasında bu kadar yer değiştirmiş. L bu kadar yer değiştirmiş. Alakası yok. L çok daha fazla yer değiştirmiştir. Cevabı Bursa dedik. Masanın tam ortasında çakılı olan çiviye bağlanan eşit uzunluktaki tamam dinamometre tamam demiş. Okursunuz çocuklar şöyle. Dinamometreler T değerini göstersin. Demek ki şu yayların üzerindeki kuvvet de T'dir çocuklar. Demek ki aşağıya doğru bunu çeken MG ise bunu çeken kuvvet de MG'dir. Çünkü eşit olmak zorunda. Yoksa TYT nasıl olsun? Hangileri doğrudur? Yaylara asılan cisimler eşit kütledir. Evet çünkü MG, MG, T'ye T'ydi. Yaylarda meydana gelen uzamalar eşittir. F eşittir. Eksi K eksidir. Hook yazasın. Şimdi arkadaşlar F ile pardon F'ler aynı. Çünkü aynı kuvvetler vardı. K ile X ters orantılıdır. Bu 2X uzarsa bu X uzar. O yüzden yanlıştır. Yaylarda yapılan potansiyel enerjiler eşit büyüklüktür. Potansiyel enerji 1 bölü 2 KX karedir. Çocuklar K'lar K'ya 2K X'ler. 2X'e X'i. Şunda daha çok enerji birikir. Hatta 2 kattır. Çünkü bunda x'in karesini alıyorsunuz. Cevap Adana dedik. Valla birkaç soru atladık herhalde biz ya. Süt sorusu falan gitti. Neyse. Hemen şunu da çözelim. Boyu haç kadar olan ince bir sırığın üstünde bir cisim iç patlama sonu ikiye ayrılıyor. Oluşan küçük parçalar şekilde iki birbirinize düşüyor. Buna göre oluşan parçacıkların hangi nicelikleri eşittir? Şimdi arkadaşlar yatay atış hareketi yapmış bunlar. Tamam. Söylüyor mu? Söylemiyor. Yatay atış hareketi yapmış. Bu 3x, bu x gittiğine göre. Bu 3v hızı ile ekmiştir. Bu v hızı ile ekmiştir. Demek şu patlayan parçanın sola giden 3m ise sağa giden parça m kadardır. Yatay atış hareketinin yere düşme süresi sadece yüksekliğe bağlıdır. Her iki parçacığın da yükseklikleri eşit olduğu için havada kalma süreleri eşittir. Kütleleri m'ye 3m'dir. Eşit değildir. Yere çarpma hızları şu 3v ile gitti ya yatay hızı 3v geldi. Yere çarpma hızı bunun atıyorum v üssü ise bunun da yere çarpma hızı düşey yere çarpma hızı v üssüdür. Sola v'dir. Bu sağdaki parçanın yere çarpma hızı daha büyüktür. O yüzden cevap yalnız c'dir. Bakalım. Sürtünmesi düzlemde sabit hızıyla ilerleyen kabiliyesi üzerine yapıştırıcı olan durgun haldeki L'ye çarpı yapışıyor. Tamam ne mutlu. Üzerinde sonra bunlar gidip M'ye yapışıp gidiyorlarmış. Bilyeler eşit kütlede olan bak güzel bir soru. M dedik, M dedik, M dedik. Arkadaşlar MV var. Burada hemen 2M olduğuna göre benim hızım V bölü 2'ye gelir. Momentum korunumundan dolayı. Daha sonra buraya geldiğinde V bölü 3 olur. Çünkü 3M var. Bak MV 2M çarpı V bölü 2, 3M çarpı V bölü 3. Tamam. Bu doğrudur. K bilyesi L bilyesini çarpınca enerjisinin yarısını kaybeder. Şöyle düşünelim. 1 bölü 2 mv karedir çocuklar formülümüz. Başlangıçta kinetik enerjimiz 1 bölü 2 mv kare iken buraya çarptığında 1 bölü 2 mv kare bölü 4'tür. Hayır. 4'te birini yani 3 bölü 4'ünü kaybeder. K bilyesinin ilk enerjisi son durumdaki toplam enerjisinin 3 katıdır. Bakalım. Yo çocuklar 9 katıdır. Çünkü V bölü 3'ün karesini alacağız. Şimdi cevap.
kavyesinin kenar son durumdaki toplam enerjisinin son durumdaki toplam enerjinin ha, özür dilerim tekrar toplam enerjinin diyor. O zaman şurada ben şey yapmıştım. Şu 3m'di. 3m çarpı 1 bölü 2 v kare bölü 9 ve 1 bölü 3 gelir. Bu doğrudur. Özür dilerim. Ben k için düşünmüştüm. Şimdi biz bir soruyu atladık. Hemen onu çözmek istiyorum. 30 dakikada bitirdim ama bak gördünüz mü? Dediğim kısım bitirdim. Şöyle sütlü mütlü bir soru vardı. Vay arkadaş ya. E çözmüşüz hepsini. Çocuklar onun olmadığı başka videoda çözeyim ben size ya. Bak şurada bir işaret yazıyor ya. 7, 8, 9, 9'u göremiyoruz ya. Neyse sağlık olsun ben onu şey yaparım. Başka videoda çözerim. 12. sınıfın kını çekeceğiz ya. O arada çözeyim çocuklar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Eyvallah.